Dilara, ne oldu? Aşk teklifi falan mı var? Öyle bir şey bugün, mi? Ne var anlamadım. Ya aşk teklifi değil de bir yılbaşı hediyesi var benim aklımda. Yani bir şey, bir teklif bekliyorlar galiba Dilhan, anladığım kadarıyla. Teklif bekliyorlar ama benim de biraz daha izlemem gerekiyor Dilara'yı. Biz böyle 200 bölüm falan çekeceğiz en sonunda. Ha. Finalde falan sevgili olacak. Daha değil herhalde. Yani. Evet. Ya ben Murat gibi hemen bir şeyler olsun, hemen hayır, yayında, olsun diye bir... yayında teklif edeyim gibi bir şey söylediğinizi yayında, de örnek biliyorum. Murat gibi çünkü sen de aslında biliyorsun bunu. Neyi? Hemen bir anda tanışma yoluna giriyorsun ya. Ben hemen girmiyorum. Hani burada teklif, benden daha hızlı 3 günde mesela tanışma yoluna giren de var. Neden mesela bunlardan konuşulmuyor? Tamam. Teklifinden bahsetti sadece. Yanlış bir şey söylemedim. Sadece tamam, yani hızlı yaşamayı ya, seviyorsun bazı şeyleri ya. O yüzden diyorum. Bak şimdi hani Rümeysa şeyleri... oluyor çok... soğuk oluyor, biraz daha ağır oluyor. Ben oluyorum, çok hızlı oluyor. Madem çok objektif, delikanlı gibi yorum yapıyorsunuz, buradan benden daha hızlı bir şekilde ilerleyenler de var, onları da söyleyeceksiniz. Şu anda en erken, en yakın, hani en bir yakın. Hira Nur'la bir teklifin oldu ya, tamam. Bir anda oldu. İlayla da aynı şekilde bir anda oldu. Tamam, biraz daha aldın, düşün. Mesela teklif aldın. Şu an aklıma. Ne, Görkem'le İlayla'yı mı söylemesini istiyorsun? Hayır, Görkem'le İlayla değil. Ben şimdi yorum yapıyorum. Yanlış yere hayır, hemen diz çekiyor, hemen bir hediyeler, bir şeyler. Hani benim gelip de burada delikanlı falan deme yani Murat. Dur, tamam, bir gerilmeyin. Sana Allah karşı yanlış bir şey söylemiyorum. Tamam, olsan aynı şeyler. Buralardan yürüyüp de sinirlenmeyin lütfen, hayır, rica ediyorum. Hayır, yanlış bir şey söylemiyorum. Ayarı hani bozma, olabilir, rica hızlı ediyorum. Gidebilir. Ben tamam, biraz daha ağır gitmeyi tamam, seviyorum. Erkek meselesine dönmesin. Konu yok, bir konu yok, tartışıyoruz. Yok, hayır. Kendisi evet, normal. Tartışabilelim yani. Evet, Murat. Şimdi ben bir haftada tanışma yoluna girdim ve emin adımlarla ilerlediğimi düşünüyorum. Şimdi Rümeysa'ya da çok ağır diyorlar ya, benden daha hızlı, biraz daha geniş çaplı düşün. Şimdi ben söylersem hemen diyor ki acaba Yeliz'e karşı bir sinir mi vardı, hemen Yeliz'e buluşuyor gibi algı olacak ki burada benim en yakın arkadaşım Bat. Ha, sen oraya gönderim. Yeri geldiğinde ben Batı'da ne kadar eleştirdiğimi biliyorsunuz Öykü Hanım. Ki ben şöyle düşünüyorum, çok hızlı mesela işte tanışma yoluna girdiğinde yorum yapılıyor ya. Berk'le 3 günde tanışma yoluna giriyorlar. Annesi geldiğinde yeni damat adayın diye tanışma yapılıyor. Bunlarda sıkıntı yok, hızlı ilerliyor diye. Ben bir haftada emin adımlarla ilerliyorum, kırmızı odada süsleniyorum, püsleniyorum, diz çöküyorum diye Murat çok hızlı bir şekilde tanışma yoluna giriyor. Ya bunlar Murat, görünmüyor sen, ama. Bak şimdi sen yanlış anlamak istediğin yerden anlıyorsun. Seninle alakalı bir şey değil. Berk de olabilirdi. Murat tamam ya Berk diyeyim. En tamam, yakınından mı tamam, örnek Murat verdim? Demeyeyim. Ben en anlamadım. Yakın sen vardın şu an. Anladım. En yakın teklif eden sendin. Sen, ha, seni öyle söyledim. Yani her şeyi bir başka yerden abi, anlama. Sen de doğru. Böyle düşünürsek Murat da haklı yani. Ya öyle bir şey tamam, öyle de... bir şey söylediğimi düşünmüyorum. Murat, ben örnek verdim sadece. Evet, Berk'ten işte de örnek verebilirdim. Bazıları hızlı bir şekilde tanıma yoluna giriyor. Ha, ben bu biraz cümle, daha oradan okay, almak Murat istiyorum. Murat olunca diğerlerini de söyle diyor Murat. O da haklı. Çünkü bir anladım, algıdır bu. Sıkıntı diye yok. Biraz peki, daha ağırdan almak istiyorum. Ağırdan alayım ki biraz daha uzun sürsün. Yani biraz daha değil, hani gitsin diyorum ya ilişki. Nereye bir kadar anda acaba bitirmeyelim. Efendim? Nereye kadar? Yani eğer bu şekilde devam edersen, çünkü biz 2 gün mutlu oluyoruz. 3. gün bir şey patlıyor. 3 gün mutlu oluyoruz. 4. gün bir şey patlıyor. Yani bunu herkes biliyor burada. Ama şu an ilişkimiz gayet iyi ilerliyor bu arada. Hiçbir sorun yok. Ama güzel yani. Şey, bu şekilde ilerlerse zaten. Dışarıdaki yayın ayarını da başardığınız gibi geliyor. Çünkü yani evet, gerçekten bir teklif yapacaksan burada yapman gerekir. Tabii ki burada bunu yapacağım. Bunu da böyle dile getirmeniz güzel. Şu bir kavgamız vardı hafta içinde. Herkes sakinleştiğine göre. Onu bir izleyelim. Sonra onunla konuşalım. Sonra esas meselelerle yolumuza bir bakalım. Tanıyorum. Söyledim derse söyledim tanıyorum der. Tanıyorum Buse'yi çünkü. Yok yok, söyledim derse söyledim der Buse. Söylemedim derse de bence söylememiştir. Söyledim der ama şundan falan bir şeyler bulur. Ama onu söylemesine bir sebebi olacağını, bir nedeni yok. Hani bir mazereti yok. Bunu söylüyorsan demek ki ilişkimiz hakkında yapıcı değilsin demektir. Bakıyorum bir tane mesela çok büyük bir yayıncı var. Kısmetse Olur'la alakalı şeyler paylaşan. Geçen bir yayına girdim. Orada Dilhan mı Busmer mi diye bir etiket koymuşlar. Anket yapmışlar. %80 Dilhan yazmışlar. Yayına da bir 3000 kişi falan izliyor. %80 Dilhancı var yayınlarda. %80 Dilhan'ı işaretlemişler. Geriye %'lik kalan 20 Busmer. Hı hı. İşte orada büyük ihtimal hani sürekli bütün yayıncılar böyle. Hep Dilhancıların daha fazla olduğu için Busmercilerden. Acaba bu yüzden mi böyle yapıyor diye düşünüyorum. Kitle fazla diye mi diyorsun? Kitle fazla diye. Kitleyi çekemediği için mi bu şekilde konuşuyor? Sanmam. Hatırlamıyorum açıkçası. Hatırlaman değil, Oğuzhan hatırlıyordur ses odalarında bir yerler. Dün akşam ufak bir tartışma yaşadık Dilara'yla. Evet. Akşam da Dilara Buse'yle yayın yaparken, Buse teselli edeceğim, etmek isterken,
senin bir hana ihtiyacın yok. Sen zaten bir sultansın demiş. Evet, dedi. Kötü bir şey değil. Ekstra ben fandomlardan aldım bilgiyi zaten. Ama onlar bir düzelir, bir barışır falan. Onu da arkadaşımın modu düşük ya yine. Çünkü seni de bir yandan izliyor o yayındayken. Modu düşüyor. Sen düşürüyorsun. Bence önce sen kendini bir sorgula. Ben niye bu kadını bu kadar üzüyorum, düşürüyorum diye. Ben de teselli etmek için sen zaten bir sultansın hayatım. Bir hana ihtiyacın yok diyorum. Bunda yanlış olan ne var? Sorgulamaya, ben de diyorum ki bir han gider, bir han gelir gibi sen bir şey söylemiyorum. Biliyorsun değil mi? Konunun içeriğini bilmediğin zaman sorgula kendini diyemezsin. İlk önce konunun içeriğini öğreneceksin. Tamam. Sonra bu yorum yapacaksın. Ben Jackson Jackson değil. Efendim? Öğrenmen lazım. Jackson Jackson'la konuşmayacaksın. Ben böyle konuşuyorum sana birader. Var. Bir ben konuşmuyorum. Sen mi karışıyorsun? Oğuzhan sakin ol. Sen mi karışıyorsun? Hadi öğret. Oğuzhan gerginsin. Bir dinler misin? Fazla gerilme olsun. Ben kimseye benzemem. Ben sana söyledim. Sana gerçek yüzümü gösteririm. Orada kalırsın. Nasıl göstereceksin lan gerçek yüzünü? Göstersene bana. Sen kimsin lan? Bana yerdir yorum yapıyorsun. Sana ne lan? Mert sen kimsin lan? Beni ne yapıyordur lan? Literatürümden sana ne? Artistleri falan. Bir bıraksana ya, bir bırak. Ya bırak, gelsin, gel. Mert de aranız bozuk, ikinizin de arası bozuk ama insan orta yolu bulmak için birleştirir, çağırır, konuşur. Yani çok mu? O yüzden sana sordum. Ya düzelemeyecek bir şey bilmiyorum, olduğunu düşünmüyorum ama onların kararı, onların şeyi, illa barıştırmak zorunda değiller yani. Yani ben olsam işte benim yakın arkadaşlarım oldukları için ben olsam böyle bir yol denerdim. Sen olsan nelerdir, onlar denemediler. Bunun için üzülmene gerek yok. Evet. Senin bir hatan yok. Yani barışmaya da gerek yok bence. Yani. Hayır, çaba gösterirsin yani. Zaten bu evde hiç kimse bizim barışmamızı istemiyor ki yani içten içe. Güzel de kusura bakma. Kimse istemiyor zaten, orası belli. Hayır, gelip yüzümüze gülüyorlar, onlar dışında mesela. Yani yüzümüze gülüyorlar, çok tatlısınız, çok tatlısınız. Ve sıra kritiğe geliyor şöyle böyle. Sen zaten kendi isteğini yazmıyorsun ama siz. Sen sürekli arkadaşının dolduruşuna gelen bir insansın. Ben sürekli hangi arkadaşımın dolduruşuna geldim? Niye böyle bu evde böyle bir... Ben beyinsiz miyim? Aklım yok mu benim? Bu evde değil. Ben söyledim. Dün akşam konuştuk ya. Evet. Bazen tıkanıyorum, yardım alıyorum. İşte yardım al. Onlar beni tanımıyor. Sen yardım alıyorsun da onlar beni tanımıyor. Neye kızacağım, yani. Neye çok tepki göstereceğim bilmiyor. Sen onlara güvenip hareket etme yani, anladın mı? Ben yorum yapmak istiyorum önce. Buse. Şimdi Oğuzhan galiba çok takılmış bu Dilhan-Mert savaşının olduğunu falan düşünüyor galiba da dışarıda biz gayet öyle bir şey düşünmüyorum. Sadece senin ben bir düşünceni... yorumumu yapayım Oğuzhan. Sırayla gidelim sonra tamam. Bozuşuyoruz. Gerek yok gerilmeye. Ben çünkü kesinlikle gergin konuşmak istemiyorum. Yani birincisi böyle anketlerden inanır ne haberim var ne de bunlar benim umurumda. Yani ben sosyal medyanın benim umurumda olmadığını burada herkes anlamıştır diye düşünüyorum. Çok hiç inandığınız bir cümle değil bunu baştan. Hayır ben, evet. Olabilir, çift olabilir. Savaşından ama şu aşamada hiçbiriniz için inandırıcı değil. Ben kendi ilişkimle ve kendimle alakalı şeyleri umursuyorum. Onun dışında Dilhan, Busmer, yani burada yorumları, nasıl anketleri bunlar beni ilgilendirmiyor. Başka bir şeyden bahsedelim. Bu cümleye böyle girersen olmaz. Anladın mı? Biz de inanalım senin söylediğine. Hepiniz takıyorsunuz, hepiniz ilgileniyorsunuz. Biz yani az önce söylediğin zehirlenmesinden bahsettin, katılıyorsun. Tamam, evet, kendi ilişkimden tamam, bahsediyorum ama, yani, ben. Siz kendi aranızda bile ne kadar, ne şekilde göründüğünüze dair bazı sınavlardan geçtiniz ya, bunları atlatarak geldiniz ya, yani hiç umurumda değil cümlesini çok rica ediyorum artık kurmayın ben yani. Çift lerden bahsediyorum tekrardan tamam, belirtiyorum. Neyse, ben Dilhan başka bir anketi ha, başka olmuş, bir şiple rekabet halinde değiliz gibi bir cümle kurarsın onu anlarım ama bu sosyal medya hiç benim anlamadım. Öyle sosyal medya ya, bu yeter diyorum artık. İlişkim benim ve Mert'in. Tamam oradan devam et. Tekrar söylüyorum. Yani orada, o yapılan evet, anketin %80 çıkmış falan onu kendisinden öğrendim şu anda. Yine umursamıyorum dediğim gibi. Kaldı ki şimdi bu acaba bu yüzden mi böyle yapıyor diye düşünürken bundan birkaç gün önce bu olaydan birkaç gün önce de biz bir araya getirmek için çabaladığımızı burada herkes gördü ki biz en kritik noktada müdahale ettik. Baltalamak veya bu ilişkinin olmasını istemesek hiç umursamazdık. Hı hı. Köşelerimize çekilirdik. Hiçbir şey yapmazdık. Kendileri halletsin derdik. Burada hem Dilara'nın mutluluğunu
Ben hatta direkt sadece Dilara'nın mutluluğunu düşündüğüm için bir hamlede bulundum. Çünkü Oğuzhan benim arkadaşım değil, herhangi bir şeyim değil. O yüzden çok şey yapmadım yani, onun açısından bakmıyorum ama yapıcı olmak için onun için de dedim ki Oğuzhan biraz da buralardan bakman gerekiyor. Bak sen hep tek taraflı bakıyorsun diye de konuştum. Baltalayıcı bir konuşmam var mıydı seninle Oğuzhan? Yoktu. Gayet yapması gerekeni bence böyle adım atması gerektiğini düşündüm. Dilara ne kadar mutsuz olduğunu görerek yaptın herhalde. Görerek yaptım. Evet, kendisi de söylüyor ki hani Dilara'nın mutluluğu için diyor. Müsaade et. Ne yapacağım? Soru sordu bana az önce, ben o yüzden konuşuyorum şu anda. Dilara'nın mutluluğu demek zaten Dilara'nın mutluluğu Dilhan'la oluyor ya. Ya otomatik olarak onun mutluluğunu düşünmem demek, Dilhan'a şey düşünmem demek oluyor. En ufak bir, en ufak bir tartışmamıza da o zaman Dilara'yı Dilara'yı düşündüğün için Dilara tek başına devam et. Senin bir hane ihtiyacın yok. Bak, sen zaten o sunuyorsun. Mesaj vardı ya, ben Buse'ye gösterdim onu. Buse o konuyu bildi. Ben tek başına devam et gibi bir cümle çıkmadı ağzımdan. Hane ihtiyacı yok. Sen zaten sultansın. Hani sultansın biz diyoruz ona. Hayatım sen tek başına devam et demiyorum. Yani ya da bir han gider bir han gelir desem de buna kurulsa bu arada haklı derim. Bu demek oluyor ki Oğuzhan gider, başkası gelir, boş ver hayatım. Böyle bir şey asla söylemedim. Kaldı ki canlı yayında gözümün önünde yaşanıyor olay Öykü Hanım. Gözümün önünde Dilara sürekli şöyle. Bak görüyor musun? Şöyle böyle. Kız yani orada üzgün, üzülüyor, kuruluyor. Biz yayını bile keyifli yapamadık bu olaydan dolayı. Ben ne çok yapacağım? Yayın açmıyorum şey zaten. Mi diyeceğim yani? Böyle. Şey mi diyeceğim? İşte orada ne yapmamı bekliyordun yani, onu anlayamadım. Dilara'cığım ya olsun, Oğuzhan öyle yapmamıştır aslında gibi bir şey yapmam çok fake bir hareket. Ben orada diyorum ki yani biz arkadaşlar, bizim dilimizde tüy bitti falan diyorum bu arada, evet. Yayında. Hani diyorum ki biz de inanın çok çabalıyoruz bu ikili için. Artık saldık kendi hallerine falan diyorum. Hani orada boş ver Dilara Oğuzhan'a falan gibi bir şey de söylemiyorum. Neye istinaden bu kadar baltalamaya çalıştığımı düşünüyor. Ben onu anlayamadım bir türlü. Ben senin bu kadar baltalamaya çalıştığını falan ifade etmedim. Sadece yayından bir kimse kesit izledim. Kimse barışmamızı istemiyor dersen kimse böyle anlarız. Yani. Şimdi şöyle Öykü Hanım, yayın açtı, bana da fanlar kesit attı. Buse'nin bir kesidini attı ve bana kesit deli dediğin bu söz işte. Bu evet. Söz ve ardından deli gibi bana mesajlar geliyor. İşte Buse yayında sizin ilişkinizi kötülüyor. Ya onlarca mesaj geliyor bu şekilde alakalı ama onların kaydı yoktu. Evet. Ben onlarla alakalı kesin konuşmadım. Sadece bunun kaydını attılar, bunu istinaden. Sabah sadece bir konu açıldı. Bu konu üzerinden bir yorum yaptım. Yani bunu ekstra Buse Baltalı ilişkimizi diye bir durum yoktu zaten. Ama burada konuştuğun şey hoş bir şey mi? Dilhancılar, Busmerciler yaptığın hoş bir şey mi? Öykü Hanım, Dilhancılar, Busmerciler derken... 3000 kişiden %80 acaba, onların %30 acaba bunu çekemedi de mi geldi böyle diyorsun? Evet, çünkü bana çok yoğun mesajlar geldiği için bu yayınlarla alakalı. Ya ben de ister istemez ya ne oluyor dedim kendi kendime Öykü Hanım. Yani çünkü inanılmaz mesajlar geliyor. Sadece bir tane değil, iki abi tane sor, değil. Sor, bir düşün. Mert, var mı söyleyeceğim bir şey? Öykü Hanım, çok araya girmek istemiyorum. Girdiğimiz zaman ister istemez erkek sürtüşmesine giriyor ya. Ya ben sadece Buse'nin ne niyetli söylediğini çok iyi biliyorum. Yani Dilhan, Busmer diye bir bizim öyle bir kavgamız yok. Olamaz zaten. Hani o kafada değiliz. Yani bizim derdimiz Dilhan, Busmer falan değil. Buse ile benim bir yolum var. Ben bu yolda gidiyorum. Yani Dilhan'mış, oymuş, buymuş çok... Açıkçası rekabet de edebilirsiniz. Hani, olabilir yani, o da olabilir hani, bu ama da sorulabilir. Hani, o da olabilir ama bu şey değil, yayına gidip değil bunun yorum ama ben benim de onunla bir alakası yok. Değil. Ben yani... sadece Buse'nin o canlı yayındaki yorumuna tamam işte, takıldım önce, yoksa rekabet gibi bir durum yani, zaten hiçbir zaman olmadı olmaz. Böyle bir tepkiden önce gelir bir sorarsın. Tabii hani ki. Böyle böyle bana onlar böyle, ya acaba sen niye böyle ya bana bu kadar olumsuz konuştun mu dersin? Ya izlenen görüntülerde şu var Öykü Hanım, sanki kurulmuş hani o biraz zoruna gidilmiş. Buradan yükselecek nokta aranmış gibi gözüküyor. Hayır hep, hayır şöyle yani ne kadar dolduruşa gelinebilir ki? Böyle bir dolduruşa gelip de... Yükselecek mevzu değil. O anda konusu açıldı. Murat vardı yanımda. Mert de yoktu. Buse de kızlar evinde. Kimse orada muhabbet açıldı. Buse ile bizim Busmer ile Dilhan'la alakalı. Murat yanımdaydı. Murat'a karşı böyle bir şey söyledim. Zaten bu konuyu çok büyütseydim eve geldiğim zaman ben Buse'ye de bu konuyu açar. Buse'den dinlerdim bazı şeyleri. Murat. Ha, Öykü Hanım şöyle, biz konuştuk Oğuzhan'la, bak dışarıdan nasıl biliyor musun, bak olay çok farklı yere çekiyormuşsun gibi oluyor. Busmer, Dilhan anketi olmuş, hani %80 Dilhan kazanmış diye bir konuşma yaptın ya bana. Evet. Sonrasında Buse ile Mert konuşunca kritikte, işte bir de sana bir de kesit gelmiş ya bir de Buse ile alakalı işte ilişkiniz hakkında hani kötü şey oluyor diye. Tamam. İşte sabah kurulmuşsun gibi
Hani zaten hani Dilhan %80 seçildi. Acaba Buse o yüzden hani o anketi gördü acaba hani rekabet mi? Rekabet var. O rekabetten kaynaklı mı? Buna çıkıyor. Hani başka Dilara'ya gidip söylemişsin. Dilara'ya gidip hani böyle o yüzden mi acaba bizi kötülüyor? Hani seni bir olsan Dilhan'a şey ihtiyacı yok. Kaan'a ihtiyacın yok algısı oluşuyor. Hayır canım, kurulmakla ne alakası var? Siz sadece orada o konu konuşuldu. Bu konu açıldı. Buse'nin ben oradaki bu kızı üzmeyeceksin tepkisinden sonra vallahi ben seyirciye havale ediyorum. Ben yoksa daha da başka bir şekilde kurulmakla alakası yok. Bir saniye Mert. Öykü Hanım, olay bitti, tartıştık biz. Kuliste Oğuzhan'la konuştuğumuz zaman tek söylediğim şey şuydu. Sen bu senin konulara vakıf olmadığını nereden biliyorsun? Yani burada Dilara'ya sorsa dese ki Buse bizim hakkımızda detay biliyor mu, bilmiyor mu? Çünkü ben Buse değil biliyorum. Sen anlattın mı tartışmayı? Aynen, ne zaman arasam ya Dilara'yla konuşuyor ya Yeliz'le konuşuyor. Dilara'yla gelip de beni konuşacak hali yok. O an olay ne varsa Dilara'yla Oğuzhan muhabbesi onu konuşuyor. Yeliz'le sallıyorum Berk muhabbesi onu konuşurlar. Gelip de bizim bir olayımız yok zaten. Ki Buse dışarıya bunu yansıtan bir insan değil. Çok taze yaşanmış bir olay. Taze yaşanmış bir olay olduğu için de o akşam ben aradığım zaman hayatım Dilara ile konuşacağım dedi. Konuşacağım dediği için ben rahatsız etmedim. Ya bunun üstüne de bu olayların olduğu zaman Oğuzhan'ın dönüp Dilara'ya şunu demesi lazım. Bu konular hakkında bizden başka birinin bu ilişkideki yani önce bir bilgisi var mı? Sorgulamak lazım. Evet ama o zaman konuşmadığımız için bunu bana sormamıştı. Ben işte bir burada sizin kopukluğunuz, yani iletişim kopukluğunuz. Yok. İletişim kopukluğundan sabahki olay patlıyor. Sabahki olaydan doldurulmuş gibi kritiğe geliyor. Hani ben de öyle olsam ben de kendimi doldururum. Burada Oğuzhan kendini gazladı doldurdu demiyorum. Ha. Olan bu. Tutarsan içinde bir yerde patlarsın. Orada da gelip de bir hanımefendiye... Sormak lazım. He, bir hanımefendiye gelip de Jackson'ı, Jackson'ı konuşursan ben de devreye girmek zorundayım. Yani ben de burada kimseyle kavga etmiyorum. Bu zamana kadar kavgaya yanaşan bir adam da değilim. Çünkü kendimi tutamayacağımı çok iyi biliyorum. Ya burada herkes kendini zor tutuyor zaten. Ona da bir şey demiyorum. Şimdi buradan da bir şey gelir. Ben de tutamam falan diye. Onun için söylemiyorum. En önemli şey, hani Oğuz da bunu söylüyor. Kadınların yanında bu gerginliğe sebebiyet vermek saçma geliyor. Ya tutuyorsan ilk önce çekersin beni, dersin ki gel kardeşim Mert ben böyle bir şey duydum. Buse böyle böyle demiş. Ben uyarmak istemiyorum, sen konuşur musun? Ben giderim derim ki Buse sen hayırdır? Böyle bir şey mi söyledin? Yok derim. Alırım karşıma, bak söylememiş, gel Dilara'ya gidelim derim. Böyle çözeriz. Orada sen yapmayacaksın, etmeyeceksin. Yani burada kimin eşine veya kimin şipine emir vaki konuşulursa kusura evet. bakmasın herkes yükselir. Hayır, herkes yani de savunmaya geçer. Hayır, konu tabii ki yani işte çiftler karşılıklı tartışırken hı-hı. işte ya asıl önemli olan mesele aslında ikili iletişimde kopukluğun yani, dışarı yansıması. Ben de bir yorum yapmak istiyorum Öykü Hanım. Ben de bir yorum yapmak istiyorum. Evet. Buse bu şekilde bana ses tonunu aynı şekilde benimle şu an o anki aynı ses seviyesiyle konuştu bana karşı. Yapmayacaksın, etmeyeceksin. Yani orada bağırarak da söylemiyorum bunu. Tamam, izledik olsa. Konuyu bilmeden yapmayacaksın tamam, dedim. Izledim. Orada senin araya girmem, kendine erkeklik göstermek gibi bir orada bir izlenim oldu. Gereksiz yere oraya giriyorsun. Ah Oğuzhan, ah. Anladın sakin. Mı? Gereksiz yere giriyorsun Oğuzhan, oraya. Tamam, girmene yani, de gerek yok. Her konuda da haklı olamazsın, anladın mı? Her şey senin dışında gelişiyor olamaz yani. Hayır, yüksek bir ses sonuyla bir kadın ben öyle konuşamazsın dersin. Ben aynı şeyi söyledim. Ben izledim. Şu an bir konuşma, yanlış bir şey konuşmamışım. Tamam, sensin, yanlış bir şekilde sensin, de konuşmamışım. Olsa. Gelelim koruma oylamasına. Hazırsanız eğer.